Dostlar selamlar. Bugün Bibilene Sor'da ilk stüdyo konuğum var. Bibilene Sor özel bölümünde Sifando'nun katkılarıyla Babalar Günü özelde babam konuğum. Bize Bibilene Sor nasıl Fenerbahçeli olunur, nasıl Fenerbahçeli nesiller yetiştirilir, babadan oğula bu miras nasıl geçer onu anlatacak. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın baba? Fenerbahçe nasıl? Gayet güzel. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Peki bu sene şampiyonluk gelecek mi? Sıkıştırayım seni stüdyoda bulmuşken. %101. Eminsin yani. Gayet. Peki transfer için beklediğin mevki var mı şu an? Santrafor. Santrafor'u bekliyorsun değil mi? Evet. Peki nasıl bir geçmişten bir örnek ver. Nasıl bir forvet istiyorsun? Geçmiş forvetlerimizden. Hoydonk misali. Hoydonk'u hepimiz isteriz. Ama Selçuk Yola da fena değildi şu an tişörtünde yer alan. Evet o da iyiydi ama benim gönlümde Hoydonk geçiyor. Peki geçmişe baktığımızda ya Fenerbahçe'yi ilk hatırladığın anılar, ilk Fenerbahçe'de oynadığını bir düşündüğün futbolcular, yani çocukluğunla Fenerbahçe'nin birleştiği futbolcular kimler? Lefter, Can, Naci, Basri, Şeref. Peki bunların tabii ki televizyon yok o dönem. Ne gezer? Nasıl takip ediyordunuz maçları? Radyo, radyodan dinliyorduk. Bir de işte yerel veya Türkiye'deki çıkan gazetelerde spor sayfalarında resimlerine bakıyorduk. Gözümüzde canlandırıyorduk. Şimdi mesela çok garip değil mi? Atıyorum bir maç oynanıyor. Evet. 15 dakika sonra internette özeti var. Hani maçı kaçırsan bile dönüyorsun onu izliyorsun. Evet. Maçtan sonra zaten bir dünya spor programları biz de dahil Herhalde. Yapıyoruz, takip ediyoruz. O Herhalde. dönemki koşullarla aslında futbolu takip etmek de çok zor. Maçı dinlemeyi kaçırdın, maçta kaçırdın. Aynı öyle. Yani ondan sonra gazeteden öğren. Ya işte. Ama şey kültürü vardı değil mi? Mesela gazetede ben çocukken de hatırlıyorum. Oyuncunun karşısında yıldız verirlerdi. Bazen 5 Evet. üzerinden, bazen Evet. puan verilirdi. Evet. Onlar da kalmadı şimdi bak. Evet. Oyuncuyu şeyler spor yorumcuları şey yapardı, analiz yapardı. Analizde işte iyi yanları, kötü yanları ve yıldız. Ama o dönem bak spor gazetelerinde daha bir saygınlığı varmış sanki bu hikayede. Evet, gazete toplumu aydınlatan gazeteydi. Şimdiki gibi Çünkü televizyonlar, bilgiler. televizyonlar falan olmadığında. Bir de yorumcunun biraz da şeyine, keyfine kalmışsın. Onu anlatırsa efendi gibi dinliyorsun. Şey Doğru de çok odur. kötü ya. Yani istediği oyuncuyu çok güzel yer ki maç doğru dürüst insana izleme anlamında ulaşmıyor. Evet. Radyodan çok iyi oynadı, kötü oynadı, gol asist yapmadıkça bilmen zor. Evet. Yani şu oyuncuyu yemeği kafaya taksın bir tane yorumcu veya gazete spor yazarı. Gayet yer ki oradaki puanlarla. Düşük Bir verir sürekli. De şu mesela diyeyim ki bir topçu kendisini kankisi topçuyu yere göğe sığdırmaz, sen de şeyden radyodan dinlediğinde of çok güzel oynadı dersin. Fakat alakası yok. Yani o dönemde de adamcılık illaki oluyordur. İllaki. Peki Fenerbahçe'de geçmişe göre unutamadığın antrenör kim? Mesela sen hep Didi'yi anlattığını hatırlıyorum bana. Didi güzel antrenör. Hakikaten gerçek antrenör. Monlar vardı. Carlos Alberto Pereira vardı ya. Pereira vardı. 1-0'lık hocam. Evet. 1-0, 1-0. O 1-0'a otomatiğe bağladıydı. 1-0 olsun benim olsun diyordu. Gemiyi yanaştırdı ama ilk evet. Sonunda. Ama işte güzel futbol değil ki onunki. 1-0 yap, geriye yaslan, gelene dandun karşıya. Olmaz. Baba atak futbolcu. Jorge Jesus peki ne diyorsun? Çok şeyler bekliyorum. Peki şeyi anlattırayım sana. Ya Fenerbahçe'ye dair en unutulmaz anılarından en güzel anın ne mesela? Şeyin Galatasaray'ın 4-3'lük maçı. Fenerbahçe'nin yendiği. Hasan Vezir'in 3 gol attığı. Evet. Ben o zaman Gerede'de görev yapıyordum. Arkadaşlar iddialaşmışlar. Fener grubu bir grup, Galatasaray grubu bir grup. Malum ben Zonguldak Devrekliyim. Bizim komşu ilçe olarak bulunan Mengen ilçesinde yine yiyip içeceksin, hesabı yenilene diyecek. Yenilen takımı tutanlar. Tamam. Fener bir tane yiyor. İki tane yiyor. Bizim Fenerlilerde bayrak yarıya inmeye başladı. Üç tane yiyor. O zaman da bizim arkadaşlar da hınzırlar da var. Mesela et yemeği soğudu. Garson gel. Bunu söyleyen cimbamla. Değiştir masayı. Vakti zamanında yokluk zamanı. Marlboro Parlament falan. Gıt.
Masada sigara azaldı. Sigara getirin. Hesap yeter ki kabartıp Fenerbahçelilere kabarık hesabı. İşte Felek öyle bir çakıyor ki 4-3 olunca hepsinden surattan turşu. Hatta Hasan Vezir'le bir anın da olacak senin. Hasan Vezir'le şöyle Hasan Vezir'i Galatasaray kaçırmış diye duyduk basında. O zaman Yapı Kredi üstün başarımızdan dolayı bize başarı ödülü vermişti. Fethiye'de Latonya Otel'de bir hafta ailece kalmak. Bir baktım ki şeyde havuz başında Hasancığım boylu boyunca uzanmış güneşleniyor. Hasan Vezir. Hasan Vezir. Kaçıra kaçıra Fethiye'ye kaçırmışlar yani. Evet, o zaman Latonya ortaklarından Ergün Tamam, Gürsoy'un belli. ortakmış. Orada oraya kaçırmışlar meğer. Biz de şansına gördük. Yoksa ben Hasan'ı nereden takip ederim, nereden görürüm? Ama o da ya Fenerbahçe'de kalsaydı bambaşka anlatıyorduk belki şu an. Ama Galatasaray sonrası çok da hani kariyer O anlamında bir yere ait olamayanlardan oldu. şöyle şöhretin yükünü çekemedi o. Daldan dala efendim çiçekten çiçeğe konarsan işte böyle olur. Bir de şimdi 4-3'ü anlattın. Bir de bir problemli hikaye de var Fenerbahçe ile senin hayatında. Aydınspor faciası. Ah anam anam anam. Rahmetli arkadaşım Foto Zarif Devrek'te. Biz Devrek'te Belen'e olta balıkçılığına gittik. İşimiz bitti. Irmağın kenarından arkadaşların yanına çıkarken rampa çıkmamız lazım. İyi de rampa hani her bir baba yiğidin çıkacağı rampa değil. Velhasılı yarı yola geldik. Yukarıdaki Galatasaraylıları arkadaşım ha mola verdik. Arkadaşım şeydi. Astım hastasıydı. Ağzına pompayla hava bastı. 5 dakika mola dedi. İyi arkadaş dedik. Ondan sonra yukarı seslendi. Maç kaç kaç. Vallahi 6 tane yediğimizi güzelce yukarıdan duyduk. Hadi demediniz mi ya? Bir arkadaşım yalan söylüyor bunlar dedi. Yukarıda tekrar çıktığımızda radyodan dinliyoruz tabii. Gerçeği öğrendik. Yıl 1990. İlker Yağcıoğlu'nu hatırlıyorum. O zaman Aydınspor'daydı. Zaten o performansla. Semen Fenerbahçe'yi buldu. Ama yani bütün gazete manşetlerini değiştirdi. Hala şurada konuşuyoruz. Üzerinden kaç? 30 yıl geçmiş ya. Evet, gerçekten iyi topçuydu. Efendiydi. Peki Fenerbahçeli olması için genç nesillerin, mesela benim Fenerbahçeli olma hikayem ne var? Ben nasıl Fenerbahçeli olduğuma ikna oldum? Seni şöyle ki yavrum, PTT müdür Zeki Bey diye bir arkadaşım vardı. Onu bir gün postanede işimiz vardı. Sen küçüktün. Oraya gitti. Çağırdı illa gelin çay içelim bir şey. Viski Johnnie Walker şişesinin içerisine bir gemi yapmışlar. Yukarıda şeydi asılı duruyordu. İşte, ne haber Fenerbahçeli falan diye oğluma takıldı. Dedi ki sana bir teklifim var. Ersin dedi en büyük dedi Beşiktaş dersin. Arkadaşım da koyu Beşiktaşlı. Beşiktaş de al gemiyi götür dedi. Oğlum inan oltaya takılmadı. İstemiyorum dedi. Gemin senin İşte o kadar canım. Bir gemiye takımı olsun. değiştireceğiz. Oğlumu çok satın almak istediler. Örneğin Tümer Metin'in babası Ali Metin vardı. İyi Çok arkadaşımızdı. selam olsun. Tümer Beşiktaş'taydı o zaman. Bizim Kırzantem'in dükkanında, şey markette. Dedi ki işte biraz muhabbetten sonra Ersin dön dedi Beşiktaş'a Fenerbahçe'den Tümer abinden dedi sana dedi imzalı bir tane forma getireyim. Gerek yok dedik. Almadı ama Felek bir de tersini döndü. Tümer geldi Beşiktaş'tan Fener'e. Ondan sonra aynı mekanda Ali Metin kulakları çınlasın belki hatırlar. Ali Metin biz senin gibi dönek değiliz yavrum dedik. Ali Metin haklısınız dedi. Ya
Ben şeyi hatırlıyorum ya, küçükken ben hiç kırmızı şey giymezdim. Evet. JJ Okocan'ın kırmızı kramponları geldi. Hatta şu an tişörtümde de var. Ya ondan sonra mesela lan acaba ayakkabıyı kırmızı mı alsak diye. İlk kafamda kırmızı bir şey giymeyi JJ Okocan ile mesela kafamda kalmış benim. Yok, kesinlikle giymedi oğlum. Hala yoktur ki benim kırmızı bir şeyim. Yok. İçinden gelecek bence insanın biraz bu ya. Evet. Alerjisi var. Mesela boğanın nasıl kırmızı şey alerjisi var? Benim oğlumun da öyle işte. Ne yapalım? Peki şeyi soracağım ben sana. Genç babalar da izliyordur bu videoyu. He. Şimdi bizim gibi herkes 30 yıllık baba oğul değil. Evet. Nasıl fenerli yapacaklar? Yeni Onlar nesli. onlara bitiyor. Çocukları böyle daha 4-5 yaşındayken onlara doğru Feneryum'a gidecekler. Çocuğu da götürecekler. Yavrum şuradan beğen bakalım. Taktikler. Bir tane forma. Oradan bir kere o aşıyı oldu mu çeviremezsin bir daha o çocuğu. Peki yavaştan Babalar Günü de kutlayalım videoyu izleyen herkesin. Yeni Tabii. sezonda maça gideceğiz mi? İnşallah Rabbim sağlık sıhhat versin. Önemli olan o. E o zaman yoğurtçuda olanlarla, maçta olanlarla orada görüşmek üzere diyelim. Babamı da İnşallah. tanıyorsunuz artık. İnşallah yavrum. İnşallah. O zaman izlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek Babalar Günlerinde inşallah görüşmek üzere. Şampiyonluklarda görüşmek üzere diyelim. İnşallah Allah sağlık ve sıhhatle gelecek senelere erdirsin. Hepimizi. Chat, dostlar, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Selam. Hoşçakalın.